Özgür Ozan. O doğduğunda takvim yaprakları 5 Ocak 1966'yı gösteriyordu. Memur bir ailenin çocuğu olarak Bolu'da dünyaya geldi. Babasının tayini nedeniyle daha sonra Ankara'ya taşındılar. Özgür'ün de çocukluğu başkentte geçti. Sürekli gezeceğini düşündüğü için çocukken tır şoförü olmayı hayal ediyordu. Memur çocuğu olduğu için maddi durumları çok da iyi sayılmazdı. Bisikleti yoktu ama paylaşmayı bilen bir mahallede büyüdü. Kıbrıs Barış Harekatı ve 12 Eylül darbesinin yaşandığı dönemlerde Ankara'nın sokaklarında oyunlar oynuyordu. Ünlü oyuncu çocukluk günlerini Mekanın Sahibine Geldik programında Hakan Bilgin'e şöyle anlatıyor. Çocukluğum Ankara'da geçti. Ankara'da büyüdüm. Okulumuzun kapısına bombalı pankartların asıldığı dönemler. 80 ihtilalinde dışarı çıktığım zaman askerler nereye gidiyorsun derdi. Halbuki ekmek almaya gidiyoruz abi. Ekmek kuyruğuna gireceğiz işte. Kıbrıs Harekatı zamanı yapılan karartma günlerini bile yaşadım ben Ankara'da. Tüyler diken diken bir dönemdi. Tır şoförü olma hayalini rafa kaldıran Özgür Ozan, 5. sınıftayken basketbola merak sarmaya başladı. Lise sona kadar da devam etti. Hatta dönemin ünlü bir takımının koçunun gözüne bile girmişti. Koçla tanışmaya gideceği akşam, evden çıkmadan önce babasından izin almadığı için koçun yanına gidemedi. Ünlü oyuncu o günü şöyle anlatıyor. O zamanlar Ankara'da ünlü bir takımın koçu antrenmanlarda beni görmüş ve çok beğenmiş. Yan komşumuz vasıtasıyla de bir araya gelecektik. Babam baskın bir karakterdi. O akşam da babama ben yan komşuya gidiyorum dedim. Gidebilir miyim demediğim için gidemedim. Daha sonra koç takımı ile birlikte İstanbul'a gitti. Koç ile tanışamadığım için de takımda oynama fırsatını kaçırmış oldum. Eminim ki devam etseydim çok iyi basketbolcu olmasam da iyi bir antrenör veya iyi bir menajer olabilirdim. Profesyonel basketbolcu olma şansını kaçırsa da basketbol oynamaya devam etti. Ancak dizinden yaşadığı sakatlık onu çok sevdiği spordan tamamen uzaklaştırdı. Tiyatro ile tanışması da bugünlere denk geldi. Lisedeyken bir arkadaşı gazetedeki çocuk tiyatrosu ilanını göstererek Özgür'e beraber gidelim mi diye sordu. Özgür Ozan hikayenin devamını şöyle anlatıyor. Tiyatroyu seyretmesini bile sevmem. Oğlum ne tiyatrosu ben anlamam sporcu adamım dedim. Bir şekilde ikna etti beni. İyi tamam dedim gittik. Zaten iki kişi alıyorlarmış tiyatroya. Biz de iki kişi gittik ve kabul edildik. Eğitimini bile almadan sahneye adım attım. Seyretmemiştim bile. Tiyatro sahnesinin tozunu ilk kez yutan Özgür Ozan artık devlet tiyatrolarındaki oyunları seyretmeye başladı. Özellikle Ah Şu Gençler oyunundan oldukça etkilenen genç Özgür o gün tiyatrocu olmaya kesin karar verdi. Benim ilkokulum Ankara Sanat Tiyatrosu'dur dediği AST'de profesyonel olarak tiyatro yapmaya başladı. Ailesi bu işe karşı değildi. Ancak o dönem her anne babada olduğu gibi önce mesleğini eline al sonra tiyatro yaparsın diyordu. Tiyatro okumak için İzmir'e gitmek istediğini söylediğinde ise babası bu kez karşı çıktı. Özgür Ozan o günleri bir röportajında şöyle anlatmıştı. Benim babam memurdu. Arkadaşlarım İzmir'e okumaya gittiler dedim. Sana verebilecek param yok. Nasıl okutacağım seni orada dedi. Bir sene Ankara Sanat Tiyatrosu'na geçtikten sonra kendisi gelerek gidebilirsin dedi. İnanılmaz sevinmiştim. İzmir 9 Eylül Üniversitesi tiyatro bölümünü kazanan Özgür Ozan, ikinci yıl itibariyle çocuk tiyatrosunda oynayarak para kazanmaya başladı. Bir yandan da İzmir 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk bölümünden mezun oldu. Üniversite yıllarında harçlığını çıkarabilmek için animatörlük yaptı. İzmir'den sonra Adana ve Bursa Devlet Tiyatrolarında görev yapan Özgür Ozan, daha sonra İstanbul'a geçerek Pınar Çocuk Tiyatrosu'nda çalışmaya başladı. İstanbul'daki ilk evi Kazancı Yokuşu'ndaydı. Özgür Ozan İstanbul'daki zor günlerini şöyle anlatıyor. Kazancı Yokuşu'nda oturuyordum. Burnumun ucunda adam öldürdüler. Öyle bir yerdi Kazancı Yokuşu. Evimiz kaloriferli ama kışları soğuk ve yağışlı, yazları kurak ve sıcaktı. Öyle bir evimiz vardı. Kat kat giyinirdim. Evdeki soğuk yüzünden ağzımdan buhar çıkan günlerim var benim. Televizyona ilk olarak Susam Sokağı'nda postacı rolüyle başlayan Özgür Ozan, daha sonra Hamdi Alkan'ın Rating Hamdi programı ile komedi macerasına adım attı. Takvim Yaprakları 2002'yi gösterdiğinde Özgür Ozan ilk ses getirecek projesine imza atmıştı. Ancak projenin reytingleri alt üst edeceğinden herkes gibi o da bir haberdi.
Çocuklar Duymasın da Light Erkek Selami karakterine hayat veren Özgür Ozan, Tamer Karadağlı'nın da canlandırdığı Taş Fırın Erkeği Haluk ile muhteşem bir ikili oldu. 2002-2004 yılları arası yayınlanan diziyle hafızalarımıza Light Erkek Selami olarak kazınan Özgür Ozan için bu proje kariyerinin dönüm noktası oldu. Ünlü oyuncu Ömür Gedi'ye verdiği röportajında şunları söylemişti. "Kariyerimin dönüm noktası Çocuklar Duymasın. Süper Baba'da da oynadım ama 3-5 bölüm. Kimse hatırlamaz. Orada Zeytin diye bir çocuk vardı. Onun doktoruydum. Susam Sokağı'nda da dublaj yaptım. Reyting Hamdi'de de oynadım. Beni önemseyen ve bu duruma gelmemde etkisi olanlardan bir tanesi aslında Hamdi Alkan'dır. Çok emeği vardır üzerimde." Çocuklar Duymasın dizisi Özgür Ozan'a sadece şöhret katmadı. Ünlü oyuncu dizinin setinde hayatının aşkı Neslihan Uğur ile tanıştı. 2005 yılında da nikah masasına oturdu. Özgür Ozan eşi Neslihan Uğur ile nasıl tanıştığını Hanife Yaşar'a verdiği röportajında şöyle anlatmıştı. "O kamera arkasında uygulayıcı yapımcılık yapıyor başka bir şirkette. Meslek olarak birbirimize yakınız. Eşimin oyuncu olmasını çok da istemezdim açıkçası. Çocuklar Duymasın'dayken tanıştık zaten. 40 yaşında evlendim. Artık aile kurmanın zamanı gelmişti. Çocuk olduktan sonra başka bir yerden başlıyorsunuz. Başka bir milat başlıyor." Çocuklar Duymasın'da eşine düşkün, kılıbık bir karakteri canlandıran başarılı oyuncu bir röportajında "Sende kılıbıklık var mı?" sorusuna şu yanıtı vermişti. "Yok canım. Eşinin sözünden çıkmayan değil de eşiyle birlikte karar vermeyi tercih eden bir insanım. Sonuçta evlilik karşılıklı saygı ve sevgiye dayanan bir ilişki. Sorun çıkmasın diye konuyu kapatıp eşinin dediğini yapan insanlar da olabilir. Öyle karakterler de vardır belki ama dizideki biraz abartılmış bir karakterdi. Türkiye'de ünlü olduktan sonra tercih edilmek gibi bir durumunuz var ya, o benim için bir şanstı. Ünlü olmadan başarılı olduğum bir işti." Özgür Ozan ve Neslihan Uğur 2006'da mutlu evliliklerini Derin ismini verdikleri erkek çocuklarıyla taçlandırdılar. Fakat Derin bebek doğduğunda kalp ritminde bozukluk vardı. Bebeğinin durumundan ötürü morali oldukça bozuk olan Özgür Ozan, o günlerde kendisine gelen dizi tekliflerini reddediyordu. Reddettiklerinden birisi de Arka Sokaklardı. Ünlü oyuncu bir röportajında Arka Sokaklara nasıl katıldığını şöyle anlatıyor. "Oğlum Derin 2006 Mart'ında, yani dizinin başladığı yıl doğdu. Biraz sorunlu bir doğumdu. Ben de oğlumun stresinden gelen işi reddettim. Meğer Arka Sokakları reddetmişim. Ama kendime gelince mutlulukla kabul ettim. Yine uzun soluklu Çocuklar Duymasın'da Light Selami karakterine hayat vermiştim. Selami silaha dokunamaz bile. O açıdan da büyük riskli." Türk halkı Özgür Ozan'ı Çocuklar Duymasın'daki Selami ile tanıdı. Bu karakter adeta üzerine yapışmış gibiydi. Selami'den sonra polisiye bir dizide nasıl oynayacağı bizlerin merak ettiği kadar onun da kafasında soru işaretiydi. Ünlü oyuncu bir röportajında şunları söylemişti. "Selami karakterinden sonra çok korktum. Selami kılıbık diyebileceğimiz bir karakter. Hüsnü Çoban işinde çok başarılı bir polis komiseri. İnsanlara nasıl inandıracağız bunu diye ben çok endişelenmiştim. Selami komiserim diyenler bile vardı. Hem komiserim hem Selami. Hüsnü Çoban'ı yaratmaya seneler sonra da insanlara da inandırmaya devam ettik." Türkiye'nin en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da 17 sezonu deviren başarılı oyuncuyu sokakta görenler bile Hüsnü Çoban diye sesleniyor artık. Dizide sayısız çatışma sahnesine giren başarılı oyuncu Posta'dan Nazenin Tokuşoğlu'nun "Silahlar gerçek mi?" sorusuna şu yanıtı vermişti. "Silahlar gerçek, polislerin kullandığıyla aynı ama mermi yok tabii. Türk tasarımcıların yaptığı silahlar geliyor. Birkaç ay sonra onları kullanacağız. Daha karizmatik, av silahı gibi, biraz büyük. Silah danışmanları var ama biz de çözdük artık. Ama eve asla sokmam. Silah eve girerse kullanma ihtimaliniz olur." 435 bölümde bombadan ölenler hariç 800 kişiyi mefta ettim herhalde. O istatistiklere girersek çıkamayız. Kaç mermi kullanıldı, kimler evlendi, kaç çocuk doğdu. Hüsnü Çoban karakteriyle Selami'yi tarihe gömen Özgür Ozan'ın bazen gerçek polis olduğu bile sanılıyor. Ünlü oyuncu başından geçen bir olayı Beyaz Show'da şöyle anlatmıştı. "Bir gün kafede otururken ileride bir motosikletli araba çarpmıştı. Amcanın biri bana, beyefendi niye gidip ilgilenmiyorsunuz dedi. Amca şu an görevde değilim ondan dedim. O kadar benimsemişler ki.
Arabasını kaybedenler vardı. Polise başvurdum. Benim arabamı bulamadılar. Siz bulabilir misiniz benim arabamı diyenler bile oldu. Polislik gibi kutsal bir mesleği oynayan Özgür Ozan, Ömürgedik'in rol icabı da olsa polis olmak nasıl bir duygu sorusuna şu cevabı vermişti. Para ile size maaş ödeniyor ve siz başkalarının hayatları uğruna kendi hayatınızı tehlikeye atıyorsunuz. Öyle bir meslek bu. Bu gönüllü yapılması gereken bir şeymiş gibi geliyor bana. Karanlık insanlara karşı iyi insanları koruyorlar. O yüzden polislik bana çok enteresan geliyor. Kariyeri boyunca çok sayıda dizide oynasa da özellikle rol aldığı iki dizi Türkiye'nin unutulmazları arasına girdi. Bu yüzden de dizi konusunda kısmetliyim diyor Özgür Ozan. Uzun yıllardır ekranlarda karşımızda olan Özgür Ozan, özel hayatını gözlerden uzakta yaşamayı tercih ettiği gibi kendisi de pek göz önünde olmayı sevmiyor. Şöhretini korumak için ekstra bir çabası yok. Daha doğrusu şöhret kavramı Özgür Ozan için pek de bir şey ifade etmiyor. O hepimizin kalbinde mütevaziliyle tat kurmayı başardı. Başarılı oyuncu bir röportajında "Şöhret insanı değiştirir mi?" sorusuna şu sözlerle yanıt vermişti. "Şöhret bana pırıltılı bir kelime gibi geliyor. Tanınan bir insanım sadece. Şarkıcılar sanki starmış, şöhretliymiş de onlara yakışıyormuş gibi geliyor. Bunu küçümsemek için söylemiyorum. 50 bin kişinin karşısında şarkı söylemek starlıkmış gibi geliyor. Biz de 70 milyonun önünde televizyona çıkıyoruz ama o televizyon bir mesafe koyuyor. Starlık kavramı çok ürkütücü. Ben baş edebilecek birisi değilim açıkçası. Onun da bir bedeli olması gerektiğine inanıyorum. O bedeli ödeyebilecek birisi değilim ben." Acısıyla tatlısıyla bir Özgür Ozan geçiyor bu dünyadan. Biz de ünlü oyuncuya kariyerinde başarı, ömrünün geri kalanında ailesiyle birlikte sağlıklı, mutlu bir yaşam diliyoruz.